Merhaba, ben Tunç Hatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bu videomuzda borsalar yok, kripto para yok. Onlarla ilgili olarak başka bir videomuz var. Belki bugün bir tek bu videoyu görüyorsunuz veya ilk kez bunu görüyorsunuz. Diğer videomuz da var. Bulabilirsiniz kanalda borsalar ve kripto parayla ilgileniyorsanız. Bu videomuzda onlar yok. Bugün hafta sonu olduğu için iki ayrı video yapıyorum. Biraz daha uzun anlatmak istiyorum. Şöyle dolar endeksiyle başlıyoruz. 113 olabilir, beni korkutuyor diyordum. 113 oldu, tamam. O iş bitti. 114'ten de geri geldik. Beni gene korkutan bir 116 vardı ama ona şey yapmıyoruz. Şu anda öyle bir ihtimal pek gözükmüyor. Onu söyleyelim. Şöyle bir yükselen trend içerisinde gidiyor dolar endeksi ve 110'un altına 110'u kırması bizim için önemliydi. Kırması demek altında 2 gün kapanış yapması gerek. Bir gün kapanış yaptı. İkinci gün üstüne attı. Dolayısıyla 110 kırılmadı. Ha, burada yeri geldiği için söyleyelim. Teknik analizi bilmeyen arkadaşlar var. Şu seviye kırıldığı zaman işte daha çok düşer, bu seviye kırıldığı zaman daha çok çıkar gibi şeyler söylediğimiz zaman o bakıyor. O seviye geçildiyse tamam diyor. Kırıldı, oldu, bitti. Ve biz o şekilde yorumlamıyoruz. Ve her defasında da gidip buradaki kritik desteğin üzerinde 2 gün kalındı, altında 2 gün kalındı veya 2 periyot kalındı vesaire gibi uzun uzun anlatmak imkanı da olmuyor. Dolayısıyla yani mesela Twitter'da falan bunları ben yazarken de pek hoşlanmıyorum. Çünkü işte 110 kırılırsa o zaman düşer diyorsun. Saat tamam, altına geldi, bitti, kırıldı falan diye düşünebiliyor insanlar. Burada videoda uzun uzun anlatabiliyorum. Orada o kadar olmuyor. Hedef fiyat da orada vermek istemiyorum. Çünkü sonra kötüye kullanılıyor. Çok fazla kıskançlık içerisinde olanlar var. Neyse, yani şöyle geldi ve kritik bir yerden destek buldu. İçim okudan da buldu. Şimdi şöyle belki tekrar bir 112 yapabilir bu. Ve hala daha değerli metaller için pozitif bir durum yok dolar endeksi tarafında. En azından negatif bir durum da yok. Çünkü çıkmıyor diyebiliyoruz. Amerikan 10 yıllıklar tarafında çok ciddi bir yükseliş oldu. Ve de yani artık New Chin falan da konuşuyorlar. Bu Trump zamanındaki Hazine Maliye Bakanı New Chin de konuşmuş. Yani Amerikan oyuncuların diyor 4,5 civarında bir yerde dengelenmesini bekliyorum diyor. O da yani bayağı yüksek bir rakam. 4,6 olma ihtimal, 4,60, 61, 62 falan gibi olma ihtimali de var. Bunlar da olumsuz şeyler. Ama önümüzde Fed var. Fed'den sonra da seçimler var. Seçimlerden sonra da enflasyon verisi var. Bunların hepsi bir dönüm noktası olabilecek durumda altın için. Ve de yani bu ayki dipler artık bu işin sonu olabilir. Birkaç aylık en azından bir altında yükseliş trendi başlayabilir kısa vadeli de olsa. Sonra uzun vadeliye dönüşür dönüşmez ona ayrıca bakarız. Ama şu anda Amerikan 10 yıllıklar hareketli ortalamaya kadar düşüp orada destek bulmuş görünüyor. Yani çok pozitif bir durum yok. Şimdi buradan altın onsa geçtiğimizde 1659 benim takip ettiğim, önem verdiğim bir seviyeydi. Onun üzerinde kalamadığını görüyoruz. Tekrar geri gelmiş, şöyle 1644'e kadar gelmiş. Biraz daha aşağıları da görmüş. Belki biraz daha buralardan şöyle tekrar bir 1628 yapabilir. Çok iyi değil oradaki vaziyet. Ancak ben pozitif taraftayım. Altında bir şekilde bu manipülasyonlar da bitecek. Fed de biraz daha az şahinleşecek. Bu Fed konusunda bekliyoruz aylardan beri ama pek tınmıyor. Ama gidişat yani biraz daha yumuşayabileceği yönünde. Çünkü dünyadaki diğer merkez bankalarında o katı tutumun biraz daha yumuşamaya başladığını görüyoruz. Çünkü belirli bir faiz artışı yaptılar. Hiç yapmamış değiller. Yani biz hiç faizi arttırmayacağız falan gibi böyle abuk subuk işler yapmış değiller. Onlar faizleri arttırdılar. Sadece çok fazla arttırmayın deniyor veya
Arttıracaksanız da yavaş yavaş arttırın. Böyle birdenbire abanmayın. Piyasa zaten iyi değil falan deniyor. Ve tahvil piyasasında da likidite azlığı var deniyor. Bunlar önemli şeyler Fed. Bunları dikkate alır veya konuşmasında biraz daha yumuşatabilir. Veya piyasa yumuşatmasa bile, aynı şeyleri söylese bile onu pozitif algılayabilir. Öyle bir durumdayız şu anda. Gram altın tarafında ise şöyle, gram altın tarafında evet bir değişiklik yok. İşte şöyle bir yataylık devam ediyor. Haziran başından beri sabırlı olmak gerekiyor. Hedefimiz 1132 ve tutmaya devam edeceksiniz. Kısa vadeli bir şey değil zaten altın. 1132 hedefimiz ilk hedeftir. Ondan sonra bakacağız. Ons gümüşte orada da şöyle bir düşüş oldu ve içim oku bakın burada 19.25. 19.25 önemli bir yerdir. Önemli bir destektir. Üzerinde kalması pozitif olur ancak kalamıyorsa yani şöyle tekrardan 18.80'ler falan geliyorsa yeniden bir daha şöyle bir 18.50 bölgesini test edebilir. Yeniden yükselişe başlamadan önce gram gümüşte de hedefimiz 13.34 şu anda ilk hedefimiz. Bir değişiklik yok. O tarafta da biliyoruz. Mart ayından beri bir yataylık söz konusu. Çünkü ons tarafı güçlü değil. Yani henüz güçlü değil değerli metaller. Şimdi buradan petrole geçmek istiyorum. Petrol zaten şu şekilde 2 günlükten baktığımızda hareketli ortalamaya kadar yükselişler oluyor, düşüyordu. İşte en son şuradan bir daha düştü. Sonra OPEC'in bir şeysi oldu. Yani bu üretimi kısıyoruz falan dediler. Hatta çok da ilginç orası ya. Yani bunca yıldır üretimi arttırıyoruz, üretimi kısıyoruz diyerek piyasayı manipüle eden Suudi Arabistan stratejik rezervlerini satıyor Amerika piyasayı manipüle etmek için diye böyle güzel bir İngilizceyle ve belli ki öyle iyi bir eğitim almış adam böyle ahkam kesiyor ya Allah aşkına ya. En çok manipülasyon yapılan piyasa dünya çapında. Tabii ki bizdeki dolar kurundan bahsetmiyoruz. Bu yani. Petrol o bütün yok JP Morgan şöyle paskılıyor bilmem ne yapılıyor denilen gümüşler hatta ondan sonra altınlar bu kadar değil yani manipülasyon. Neyse işte orada da çıkacağı kadar çıktı. Belli bir yerde de geldi kaldı. Bir jeopolitik bir şeyler falan olmazsa bakın bu içim okunun da direnç olarak çalışmasını buradan tekrar aşağı gelmesini bekliyorum. Hedefimiz 69. Çok soranlar oluyor. Hatta şöyle bile diyelim. Bu hedefin gelmesi mümkün değil zaten. Acaba ne olabilir? Yani sanki ben analiz değiştireceğim onun demesiyle. Hayır, hedefimiz 69. Bir değişiklik yoktur. Burada Amerika'nın gücünü anlamak lazım. Bu bir kısım çevrelerce Amerika güçlü dediğinizde Amerikan hayranlığı falan gibi gösteriliyor. Bakın Amerika'nın gücünü anlamak ayrı, Amerika'nın gücüne tapmak ayrı. Yani Amerika her şeyi yapmaya muktedir bir şey değil tabii ki ama petrol fiyatını düşürmek istiyorsa kendisi de petrol üretici ülke ise stratejik rezervleri de varsa diplomasisi de ayrıca diplomasinin bittiği yerde tehdit dili de çok güçlüyse Amerika bunu düşürebilir. Bu kadar yani kafaya koymuşlar düşürecekler. Hem ülkelerindeki enflasyonu düşürecekler hem de Rusya'nın savaşı sürdürmek için gücünü kıracaklar sürdürmesini istemiyorlar orada. Yani bu kadar basit. Amerika bu işi başaracak gibi gözüküyor. Ayrıca teknikte onu gösteriyor. İşte Haziran'dan beri düşüş devam ediyor ki ben bu yükselişlerden evvel söyledim. Şu Nisan ayında falan söyledim. Bu dedim düşecek. İşte o günden beri daha aşağıda olduğunu görüyorsunuz. Arada yükselişler olabilir tabii ki. Siz bunlara bakarak günlük işlemler yapmayın sadece diyebileceğim o yani. Petrol düşecek dedi. Ben de sattım. Bak şimdi çıkıyor işte. Burada şu 27 Eylül'de sattıysanız tabii ki
buradan zarar ettiniz. Ama önümüzdeki haftalarda daha da aşağı olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde şurada da olmuştu. Ağustos'ta böyle ben sattım, düşecek dendi, düşmedi dendi. Şimdi aynı yere geri gelmiş. Bak arada gitmiş gelmiş. İşte gidişatında aşağı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada bir de MTA endeksinden bahsedelim. Bloomberg MTA endeksi. Bloomberg MTA endeksinden neden bahsediyorum? Şöyle. Şimdi şu gördüğünüz seviye şurada, şuradayız. Yani 111.84. Oraya bir kere bunu bir indirelim. 111.84. Daha evvelden bu nerede görülmüş? Şurada görülmüş. 18 Şubat. Yani savaş öncesindeki seviyeye MTA endeksi geri gelmiş. Bunun içerisinde işte o gıdalar da var, değerli metaller de var, enerji de var, bazı metaller filan hepsi var. Bak aynı seviyeye geri gelmiş. Petrol de zaten savaş öncesi seviyeye geri gelmiş. Ve buralarda trend aşağı yönde olduğu da gözüküyor. Yani bir kere şu var. Deflasyonist bir katkısı var bunların. Yani özellikle bunların ithalatçısı durumundaki ülkelerde bunların deflasyonist bir katkısı var piyasalara. Yani merkez bankaları o kadar agresifleşmesi gerekmeyecek. Çünkü enflasyonu bunlar aşağı çekecek olan şeylerdir. Yani bir de çünkü faiz artırımı da yapmışsınız. Emtia fiyatlarında da düşüş var. O zaman yani hem talep enflasyonunu kısıyorsunuz hem de arz tarafındaki problemler çözülmeye başlıyor. Çünkü savaş öncesine geri gelmiş. Ha bizdeki gibi koyu verdiyseniz gidiyorsa enflasyon o zaman ona da bir miktar faydası olur ama çok fazla olmaz. Çünkü vergiler oluyor, ÖTV düzenlemesi oluyor vesaire. İşte motorin falan fiyatlar o kadar düşmüyor. Ona da bir faydası olur belki bütçe tarafında falan ama çok faydası olmaz. Dünya için konuşuyorsak, savaş öncesine geldiyse fiyatlar, o zaman yani ve yön de aşağı tarafsa, yön de aşağı yönse, o zaman bu merkez bankaları işte daha az şahin edecek. Fed burada daha direniyor şu anda. Onun da ne kadar direndiğini çarşamba günü göreceğiz. O zaman bu değerli metaller için pozitif olur. Çünkü enflasyon düşüyor, faizler aynı güçte artmıyor. O zaman işte altında o beklediğimiz rally gelebilir. Kasım dip olabilir ve ondan sonra Aralık, Ocak, Şubat, Mart'a kadar güzel bir yükseliş görebiliriz. Ondan sonra ne olur bilemeyiz. Onu o zaman değerlendirmek gerekecek. Bugünlük de bu kadar. Daha önceden de dediğim gibi eğer borsalarla ilgileniyorsanız o işle ilgili ayrı videomuz da var bugün.